anlamda mı söyledim bilmiyorum ama teşekkür ederim. Sönmez Reis öldü mü videosunu bir izleyelim abi. Sönmez Reis öldü mü? Ve önceki video neden kaldırıldı? Bir bakalım hemen. Üzerinden geçen 11 saatte 440 bin izlenme ve 82 bin beğeni almıştı. Sonra ise video sabah 8.37'de yayından kaldırıldı. Ben video kaldırırsam ne olur biliyor musunuz? Araştırırım. Bunun 13 yaşında satılığa konulmuş kaşarı seni minik o**, beni dinle. Senin blöfün kerim ben blöfünü. Senin o pembe mor o**na tokadı vurdun mu böyle var ya dün bana da bana da lütfen bana da diye isyan eder. O**na kodumun minik o**. Videoya gelecekti ve her şey hazırdı. Ancak 40 saat emek verdikten sonra videoyu kaldırmamı istedi. Kaldırdım. Direkt kaldırdım. Hiç beklemedim. Video yayından kalktıktan sonra sabah bir telefon aldım. O sırada uyuyordum. Ancak ses beni uyandırdı. Bilmediğim bir numara arıyordu. Bir iş yeri telefonuydu. Tahmin ettiğiniz kişiydi. Bana milyonlarca liralık dava açacağını ve tüm paramı alacağını söyledi. Tabii. Ha, önceki video olaylarını bilmiyorum bro. Bununla yetinmedi. Anneme küfürlerek ağza alınmayacak şeyler söyledi. Biliyor musun? Her şeyi iyi niyetle yaptım. Ama madem videoya gelmeyeceğim ve böyle davranacaksın, neden beni uğraştırdın? Ha bir de illegal yöntemlerle babamın numarasını bulup onu aramışsın ve rahatsız etmişsin. Yaşına hürmet etmem çünkü o küfürleri bugün daha çok edeceksin. Yayılmasını istemediğin şeyler senin sayende daha da yayılacak ve anneme ettiğin o küfrün bedelini bugün ödeyeceksin. Sal, sal, küçük bacınla çocuk yurdukla koşayım, sal. Koyduğumun evladı sal. Bunlar da yayın yapıyor abi. Ne burası neresi ya? Burada limon satan bu çocuğu. Tipsiz pezevenk. Emre. Çık ananı çocuğu. Millet gülüyor falan. Ne bu? Çocuğunu senin çocuğunu. Dilonu senin. Çünkü ben Erol'a benzemem. Çocuk deyip geçemezsin. 18 yıl önce internete koyduğum pedofili kayıtlarını işte böyle koyarım buraya. Ha eğer istediğin 21 yaşında bir çocuğun parasıysa buyur vereyim rahat edersin. Bense iyi niyetime karşılık gelen bu küfürler ve tehditler yüzünden videoyu geri adım atmayarak yeniden yayınlama kararı aldım. Sizden tek isteğim bu videonun rekor bir beğeni alması. Çocukluğumuzda izlediğimiz o adamın bu tarz bir davranış sergilemesi beni her ne kadar üzse de yapacak bir şey yok. Umarım eğlenirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. GeForce Now, güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duymadan son çıkan PC oyunlarını internete bağlı her cihazda oynamanızı sağlayan bir servis. Yani... Abi galiba ben de GeForce Now alacağım ya. GeForce Now alacağım. Bilgisayar alamıyorum. GeForce Now alacağım. Çok üzücü ya. 10 yıllık bir bilgisayarda, telefonda, tablette Cyberpunk 2077 gibi oyunları oynamak mümkün. Ayrıca çok kısa bir süre önce Nvidia ve Microsoft'un oyunculara daha fazla seçenek sunmak için yaptığı işbirliğinin bir parçası olarak GeForce Now'a Microsoft Store eklentisi geldi. Oyuncular bugünden itibaren ucu benim teki bu arada ya. PC Game Pass katalogundaki belirli oyunları GeForce Now'da oynayabilecek. GeForce Now uygulamasında ayrı bir PC Game Pass kataloğu göreceksiniz. Bu katalogdaki oyunları PC Game Pass abonesiyseniz direkt olarak oynayabileceksiniz. Yani eğer oyun oynayabilecek güzel bir bilgisayar sahibi değilseniz GeForce Now'ı denemenizi öneriyorum. İncelemek ve GeForce Now'a katılmak için gerekli tüm bağlantıları aşağıya koyuyorum. GeForce Now ne kadar abi? Nova bana sponsor olduğu için teşekkür ediyor. Sizi videoya aktarıyorum. Erulu hayatını kaybetti. TSK tarafından dağda avlandığı belirtildi. Ve bu fotoğraflar paylaşıldı. Tanıdın. Tanıdı ya. Tanımaz mı? Tanımadın mı? Ya az yaklaş kameraya, yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Senin ananı avradım, amk***dolumun teröristi seni. Konuşma programlarının tamamında işte bu fotoğrafı kullanırdı. Dayının amacı neydi? İnternette rastgele küfürleşmek miydi? Sönmez dayının trafik kazası geçirdiği ve oğlunu kaybettiği söyleniyor. Peki ya Fako? Fako'ya ne oldu? Türk internet tarihinin en ikonik karakterlerinden birisiydi. Karını kerim, karını Fako. Beri bak, beri, beri. Bana koydumun alak batı boynuzlu zeng. Bıyıklarına zeytinyağı süren koydumun namlu beri bak. Fako'ya ne olduğunu videonun sonunda öğreneceksiniz. Sönmez reis... Oğlum bunlar kim? Ben buralarda yokum ya. Yaşadığı kazadan sonra internetteki varlığını sonlandırmaya karar verdi. Tüm anlattıklarım kafanızı karıştırmış olabilir. Başta evet. Benim için de öyleydi. Ama durun, hikaye daha yeni başlıyor. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Bakalım. Kuel. Ben bayağı unutmuşum ya. İnternetim bu taraflarında yokum çünkü. Sönmez Reis'i de
Bir iki videodan hatırlıyorum. Ya şansa bak video... Yaklaşık 40 saattir izleyeyim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beraber izleyelim. İzleyen her 100 kişiden 63'ü abone olmayı unutuyor. Dediğim gibi eğer hoşunuza giderse bu çocuğa aşağıdan da artık, butonlara basmayı unutmayın. Bu çocuğa da abone olun artık ya. Bu çocuğa da abone olmuyorsanız artık. Hatta beğendim bile. İyi seyirler. Tüm hikaye internetin ilk dönemlerinde başladı. 2004 senesinde interneti yeni... Yok be, Sönmez Reis o kadar yeni biri değil be. Sanki daha eskilere dayanıyormuş gibi bir ismi var. Yeni tanımış bir Türkiye vardı ve bu insanlar içinde de kendine Sönmez diyen birisi. Sönmez Altre Reis veya büyüklü küçüklü Sönmez olarak bilinirdi. 2005 senesinde ilk olarak Pal Talk adındaki programa üye oldu. Amacı sohbet etmekti. Pal Talk adındaki bu programda bildiğiniz küreselde yüz binlerce insan kendi sohbet odalarında toplulukla birlikte görüntülü sohbet muhabbet ediyordu. Sönmez başlangıçta standart bir üye olsa da kısa süre sonra bir şey fark etti. Pal Talk'un Türkiye gruplarında çok fazla terör destekçisi bulunuyordu. O zamanlarda sadece Sönmez değil, bir sürü kişi bu destekçilere sövüyordu. Sönmez'in farkıysa fazla yaratıcı olmasıydı. Ettiği küfürlerle çok kısa sürede popülerlik yakalayan Sönmez'in sohbet odaları, zaman içerisinde Sönmez'in rastgele insanlara küfür ettiği yerlere dönüştü. Birine küfretmesi için bir sebep gerekmiyordu. Amaç insanları eğlendirmekti. Ancak zamanla artan popülerlik kontrolü kaybetmesine sebep oldu. Bekarım, üstelik bekarım. Hayatımı birleştirecek güzel bir bayan arıyordum ki ta sizi gördüm. Sönmez odasına giren yaşı fark etmeksizin her kıza suç niteliğinde şeyler söylüyordu. 13 yaşında satılığa konulmuş kaşarı seni minik o... Senin o pembe mor o***na tokadı vurdum. İnsanlar izliyor mu bunu ya? Wow IQ ya. Wow. Böyle var ya, dün bana da, bana da, lütfen bana da diye isyan eder. Ama bu mevzu çok da uzun sürmedi. 2006 senesinde o dönemde yine Pal Talk'ta ünlü olan Kibar Çocuk Nikli bir üyeyle küfürleştikten sonra platformdan banlandı. Ve banlanınca o herkes... Kibar Çocuk. Güzellikmiş. ...sin bildiği Camp Rock adındaki chat programına dahil oldu. Sönmez'in Camp Rock'ta geçirdiği süre içinde ettiği muhabbetleri onu dinlemeye gelen insanlar kayıt alarak izlesene, Facebook, YouTube gibi çeşitli platforma yüklediler. İşte muhtemelen Sönmez'de ilk olarak herkes böyle karşılaştı. YouTube'daki kesitleri kaldırılmadan önce 10 milyonlarca izlenmeye sahipti. Camp Rock... Oha! Rock'da ilerleyen yıllarda internetin en büyük efsanesi Eruhlu ve Fako'yu gördünüz. İlk karşılaşmaları 08.05.2010 saat gece 2.05'ti. Tam bu dakikada Eruhlu ilk defa yüzünü göstermişti. Ve aynı gün yaklaşık 35 dakika sonra saat 2.40'da Fako'nun kendisi göründü. Ama dayının sövüştüğü tek isimler bunlar değildi. Çilekeş 67.34, Bodyguard Paris, Delal ve daha onlarca kişi. Sönmez Reis'in internet anonimliği de kavga ettiği bu insanlara söylediği hatalı konumlar yüzünden oluşmuş. Aslında. Şöyle açıklayayım. Kavga ettiği insanlar çok büyük oranda terör destekçisi insanlardı. Bu insanlar interneti kullanmayı pek de bilmiyorlardı. Sönmez Reis de onlarla dalga geçmek adına sürekli sahte adresler verirdi. Sohbet odasındaki her çekirge adresin sahte olduğunu bilirdi. Sövüştüğü kişi ise adresi ciddiye alırdı. Genelde Türkiye'nin doğusundaki bölgeleri seçerdi. Birini Çorum'a çağırır, birine Diyarbakır'dayım. Bu olaylardan dolayı birisi öldü diye mi bağlanacak? Hazin sonlanacak yani. Der, Kastamonu der, Zonguldak'ta olduğunu söyler. Bunu yapma sebebi ise ciddiye alsınlar ve sinirlenip gitsinler diyedir. Kavga ederken verdiği adresler genelde herhangi bir şehir, Kiraz Sokak veya Kiraz Kafe gibi her şehirde bulunabilecek isimlerdi. Ve bunu yapması çok büyük oranda işe yaramıştı. Bu sahte adres mevzusu internette ona büyük bir anonimlik sağlamıştı. Çünkü bana gelen maillerde Sönmez'in nereli olduğunu kimse bilmiyordu. Herkes farklı bir şehrin ismini söylüyordu. Şimdi... Hepiniz arka plan hikayesine sahip olduğunuza göre işleri biraz daha ciddileştirme vakti geldi. Ciddileşelim olsun. Büyük çoğunluğunuz Sönmez'in kim olduğunu öğrenmek için girdi, biliyorum. Ben de tam olarak böyle başladım hikayeyi. Ama öncesinde kafamdaki bazı soru işaretlerini gidermem gerekliydi. Hatay'a çağırsaydı sen gitmez miydin? Ayağım alçıda seni izliyorum. Bana Alperen TV aşkından bahsetmeyin. Adamsın. Evet. Şimdi Eruhlu gelmiş. Eruhlu, Muhti, Slav, Keke, Şipas, Serça ve Bro, Çırtıke, Eval, Kırman, Çezani, anladın mı? Ha? Eruhlu, Muhti. Gülen kim arkada?
Karıştırma. Hasan'ı çağırsanıza ya. Hasan'ı bir etiketleyin. Bir alt yazı falan geçmesi lazım abi. Eruhlu ile başladık. Anlamadım her zamanki şey. Gibi yüzeysel bir tarama yapmalıyız. Google üzerinde basit bir surf yapıyorum. Ancak bu olay o kadar büyük bir viral ki Eruhlu Muhdi ile ilgili hiçbir detaya erişemiyorsunuz. Forumlarda geçilen dalgalar, adına açılan fake hesaplar, adam hakkında bilgi bulmak yaratılan bu kirlilikten dolayı gerçekten zordu. Önce Camfrog hesabından iz bulmaya çalıştım ve Camfrog'daki URL'si üzerinden bir geçmiş taratması yaptım. Bu URL o gördüğünüz hesapta birebir bağlantılı. Ancak bir problem Pickle var. Hoş geldin. Hesabın herhangi bir geçmiş kaydı yok. Ve muhtemelen Camfrog hesap verilerini belirli bir dönemde kaybettiği için bu URL adına 2023 senesinde yeni bir hesap açılmış. 100 yaşında görünüyor. Ve en son online'ı 24 Nisan 2023 tarihiymiş. Yani araştırma için pek de mantıklı bir yerde değiliz. Muhtemelen diğerleri gibi rastgele açılan bir fan hesabı. Eruhlu ile ilgili araştırmalarım sırasında 6. sayfada bir Twitter haberine rastladım. Bu gönderiye tıklarsanız Siirt Eruht'a icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Muhti Başçı adında bir terörist bulunduğu yazıyordu. Bu haberi biraz daha araştırırsanız bu fotoğrafı ve bu haberleri görüyorsunuz. Ki zaten biraz daha bakarsanız insanların benimle aynı şeyi düşündüğünü görebilirsiniz. Bu gerçekten Eruhlu mu? Öncelikle fotoğraf sansürlü olduğu için göremediniz. Kaş yapısı Muhti'nin kaşlarına hiç de benzemiyor. Forumlardaki insanlar hatta Sönmez Reis bile bunu ilk gördüğünde Eruhlu zannetmişti. İşin daha da garibi bu haber 2018 senesinde ortaya çıkmıştı. Eruhlu'yu biraz daha araştırdığınızda bir Facebook profili yakalıyorsunuz. Eruhlu Muhti Ece. Bu profile ilk girdiğinizde denilen karşılıyor size. Bununla birlikte en son paylaşılan gönderi ve konum bilgisi 2017'nin sonuna denk geliyor. Yani ölüm haberinden birkaç ay önce. Ve ondan sonra da hiçbir paylaşım yapılmamış. Bizse bu durumu aynen şöyle çözeceğiz. Eruhlu Muhti Ece ismiyle aratma yaptığınızda karşımıza 1-2 tane halay videosu çıkıyor. Bu videoların tarihlerini ve düğünlerini incelerseniz TSK'nın haberinden sonra olduğunu görebilirsiniz. Bu da aslında Eruhlu'nun hayatta olduğunu gösteriyor. Zaten bana gelen maillerde de şöyle bir yorum vardı. Eruhlu Muhti'yi tanırım. Kendisi benim doğduğum ilçeden olur. Zaten Eruhlu ön ismini de Siirt'in Eruh ilçesinden alır. Bizim yörenin halaylarında hep başı çeker ve çok iyi halay. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Hasan da Siirt'te. Hasan da Siirt'te. Derya'cığım hoş geldin. Derya ayarlayamamışız ya. Oynar. Geçenlerde yine memlekete gittiğim düğünde onu gördüm. Gayet kendinden söz ettiriyordu yine. Eruhlu yakın bir tarihte Eruh Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ayrıca çok iyi bir folklor hocasıymış ve bölgedeki insanlara dersler de veriyormuş. Ne oldu? Küstün mü bana? Eruhlu, küsmedin mi? Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Sende bir tipi var lan. Bak o doğru mudur? Giydiğin tişörtü senin. Karının kafasını tıraş edeyim koydumun oğlu seni. He? Ananı atla kaçırayım koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Al***'ımın evladı atımın Gülen arkasına kim, atayım. Gülen kim ben onu anlamıyorum ya. Fako bu videonun en sıkıntılı süreciydi. Çünkü hakkında veri bulunmayan tek isimdi. Geçmişe dönük kayıtlarda isminin sadece Faruk olduğunu öğrenebildim. Soyadı bilinmiyor. Fako'dan Faruk. Fako. Fako Faruk. Güzel ya. Gerçekten internette tek bir kişi bile bilmiyordu. Sadece piyasaya yeni çıkmış. Ama insanlar mesela yani sadece küfürü izliyorlar yani izliyorlarmış. Fotoğrafı vardı. Şu fotoğraf. Biraz yaşlanmış değil mi? Fako ilk videoya çıktığında 37 yaşındaydı. Şu andaysa 56 yaşında. Tinay ve çeşitli taratma sitelerinden fotoğraf kaynaklarını bulmaya çalıştım. Ancak sadece forumlara dayanıyor. Yapay zeka destekli taramadaysa şu fotoğrafı bulmayı başardım. Bu galiba o arkadaki perde. Faruk abi eşi çocuğu olan bir adammış. Fakat o dönemde Sönmez Dayı ile karşılaşmadan önce diğer Türk kullanıcılar Fako'nun başka kadınlara yanladığını görmüşler. Sönmez Reis'in küfürlerinin sebebi de buymuş. Anlatılanlara göre bu mevzulardan sonra evden kovulmuş. Van'da otogarlarda yatar hale gelmiş ve şu anda aynı yerde, aynı pozda yani bu halde. Eruhlu'daki aynı adımları burada da izlesem de hiçbir ek kaynağa ulaşamadım. Sadece hakkında birinci lazdan dayı tarafından söylenen bilgiler vardı. Tüm bu olaylardan sonra yani tam olarak bu konuşmanın ardından dayı ortadan kayboldu. Sebebi bilinmiyordu. Yıllar boyunca eski kayıtlar efsaneleşmiş şekilde dönmeye devam etse de kimse Sönmez Dayı'ya ulaşamıyordu. Mehmet Bey adındaki hükümete yakın bir isme ettiği küfürler sonucu hapse girişik yaptığı söyleniyordu. Tüm bu olaylar Sönmez Reis'in başını ağrıtmaya yetmiş ve internet kariyerini böyle sonlandırmıştı. Ama birkaç yıl sonra geri döndü. Sonrasında kısa sürede tekrar bıraktı. Bu sefer izini takip ettiler. Birileri reise telefonla ulaşmayı başardı ve oradan da şu ses kaydı ortaya çıktı. Bugün getirsem bakabilir miyiz ya da anlaşırsak yani?
arazideyim yani. Ses kaydında tam anlaşılmasa da dayı oğlunun öldüğünü söylüyordu. Bir dakika, emin misiniz? İnsanlar dayının bırakma sebebinin bu olduğunu söylemeye başladılar. Söylentiler çocuğun öldüğünü gösteriyordu. Gerçekten Allah öyle Allah. Miydi? İnternete sönmez reis yazarsanız karşınıza çok kalitesiz bir fotoğraf çıkacak. Bu fotoğrafın kaynağı Osman'sız denilen birinden geliyor. Ne plaka ne de yüzler tanınır durumda. Ama yazılanlar okunuyor. Yücel Ustam'ın oğulları Tugay ve Umut yazıyor. Ama bir dakika, dayının ismi Yücel değil ki. Acaba öyle miydi? Facebook hesaplarına göz atarsanız Tugay'ın profiline ulaşıyorsunuz. Ve 2017'de çıkan kaza haberlerinden sonra fotoğraf paylaştığını göreceksiniz. Ancak Umut'un profili kapanmış gibi duruyor. Yani muhtemelen ölen çocuğun Umut olduğunu düşünüyoruz. Bunu çözmek içinse biraz detay bakmak gerekti. Bulmam gereken şey öncelikle fotoğrafın Full HD haliydi. Arşivden çıkartmayı başardım. Sonrasında da plaka üzerinden konumu araştırdım. 26. Eskişehir'de. Ayrıca çoğunuzun gözden kaçırdığı bir detay daha var. Harf kodları. Eskişehir özelinde LA, LC, LD, LF gibi plakalar Seyit Gazi ilçesine bağlı. Sönmez Reis'in konuşmalarından Opel bayisinde kaportacı olduğunu biliyorduk. Bunu Almanya'da yapıyordu. Ama sonrasında Türkiye'de de yaptığını söylemişti. Bu fotoğraftaki kişilerin olma ihtimali gittikçe yükseliyor. Ama ipin ucu tam olarak şurada kopuyor. Sönmez Reis 2 sene önce Business'da Instagram'ı üzerinden yolda giderken karısıyla bir canlı yayın açmıştı. Araba kullanırken telefonu tutması için karısına vermişti. Chat'tekiler de hanımefendiyi kandırdı ve 2 kere ekrana dokunmasını istedi. Bunu yapınca ne olduğunu biliyorsunuz. Kamera ters dönüyor. Ve işte o anda da Sönmez'in yüzü göründü. Öncesinde Almanya'da bir müşterinin çektiği şu görsel vardı. Dayının bu olduğu zannediliyordu. Ancak yanlış. Dayı bu kişiydi. Bu fotoğrafı çeken her kimse neredeyse bir... Bu arada Gökhan'cığım, Keso Bero 11. fucking ayını kutlamış. 12'ye çok az kaldı. 2 gün önce kutladın ama niye şimdi kutluyorsun bilmiyorum. İnşallah çekmiştir ama Gökhan. Aile tablosu çekmişti. Ayrıca fotoğrafın çekildiği konumu, yani dükkanın uydu görüntülerini plakadan bulmayı başardım. Ancak size veremem. Bundan sonra Sönmez Reis'le ilgili geriye kalan tek şey neden bıraktığı sorusuydu. Oğlu gerçekten ölmüş müydü? Dayı geçtiğimiz ay internette yayılmayan bu fotoğrafı WhatsApp durumuna koymuştu. Öldüğü iddia edilen oğlu Umut ve sağ tarafta da Tugay. Ne var bunda ölen oğlunu anmak için atmış olabilir diyorsanız, hayır. Çünkü Umut'un elinde tuttuğu telefon iPhone 13 Pro veya 3 kameralı modellerin en eskisi olan iPhone 11 Pro. Her ihtimalde bu fotoğraf bu videodan sonra ortaya çıktı. Söylenene göre kaza 2017'de olmuştu. Ancak olaya bakın ki Umut'un elinde tuttuğu telefon eğer iPhone 11 Pro ise 2020'nin başlarında çıkan bir telefondu. Wow. Öldü diyorsanız ses kaydını tekrar dinlemelisiniz. Dayı orada oğlundan önce bir kelime daha söylüyor ama onu yutuyor. Defalarca dinleyince duyuyorsunuz. Dayı oğlundan, yani yeğeninden bahsediyor. Bırakma sebebi ise çok yüksek ihtimalle hastalıktı. Dayı şu anda emeklilik hayatı yaşıyor. Dükkana çocukları bakıyor. Hastalık yüzünden veya belki başka bir sebepten bırakmış olabilir. Bilmiyoruz. Ve normalde buradan sonra videoya konuk almam gerekirken dayının bana yaptıkları yüzünden buradan sonrası maalesef gelmeyecek. Ancak yine de tüm hikayeyi anlatmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kapatmadan da beğenip abone olursanız çok sevinirim. Güzel. Yani Sönmez Reis'i merak etmiyordum hiç ama bu konu hakkında niye bilgi edindik bilmiyorum ama Sönmez Reis yaşıyormuş. Gayet şeymiş. Küfür ederek şey yapıyormuş. Hayatına devam ediyormuş. Yani Sönmez Reis hakkında bu kadar bilgiye gerek var mıydı? Yoktu tabii ama yani öğrenmiş olduk abi. Kötü mü oldu? Kötü oldu diyenler bir like atabilir mi? Ben beğendim videoyu bu arada. Güzel. Şöyle bir şey var. Ben de izlemiyorum. Yani internetin hep burasından uzak kaldım. Yani bana çok şey geliyordu. Ne bileyim, sadece küfür. Beni güldürmüyor bilmiyorum. Beni güldürmüyor abi. Bilmiyorum sizi güldürüyor mu ama beni güldürmüyor. Sönmez Reis'i takip eden var mı aranızda? Like attım. Bir de başta yani Charm Coel'e de iyi şeyler dememiş. Hocam dinleriz ya.